Eser Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Fuarımıza hoş geldiniz diyelim o zaman. Hoş bulduk. Öncelikle biz de sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederiz, ne demek. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk tekrar. Ben röportajıma öncelikle Eser Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Eser Bey kimdir ve sektörle tanışmanız? Hemen şöyle söyleyeyim. İstanbul'da konser, festival, açık hava konserleri, Tarkan konserleri, Kenan Serdar konserlerine başlayarak sonra sektör değiştirerek kına sektörüne girdik. Yani davet sektöründeyiz. Hem kına hem davet mekanları olarak Lili Kına ve farklı gruplarla piyasada varız artık. Yani kaç yıllık bir periyot? Hemen şöyle söyleyeyim, ortalama 15 yıllık periyot ama davet sektörü 3 yıllık periyot. Evet. Ve hızlı bir şekilde şubeleşerek, hızlanarak giden bir periyot diyelim. Evet, peki neler yapıyoruz? Biraz tanıyalım mı Lili Kına'yı? Neler yapıyoruz? Biz normalde çok güzel kına organizasyonları yapıyoruz. Ama yöresel kına yerine artık daha böyle eğlenceli, şovlu, görselleri daha ön planda olan, gelinlerimizi mutlu eden ve yılda ortalama 1000 tane yakın kına organizasyonu yapan bir firmayız. Ciddi bir rakam evet, bu. Evet ve sürekli açılmaya başlıyoruz sektör olarak. İstanbul'da 6 şubemiz var. Ankara'da 4, Eskişehir'de 3, İzmir'de de 2 şubemiz. 2 ay sonra hizmete giriyor. Almanya falan derken büyüyen bir şirket diyelim. Peki bizlerin nelere dikkat etmesi? Bu organizasyon işleri çok zordur çünkü. Çok. Yani bayağı. Çok önemli günler. Yapılabilecek hatalar gerçekten çok ciddi sonuçlar da evet. Doğurabilir. Tavsiyelerinizi dinleyebilir miyiz? Önemli olan her şeyden önce gelinlerimize samimiyet, dürüstlük ve eğlence ve şov. Gerisi zaten geliyor. Bir de ekibinize güvenmek. Profesyonel bir kadro. Muhteşem bir ekibim var ve onlarla gurur duyuyorum. Çünkü bizi zirveye taşıyan bütün ekibimizin ruhu, bütün çalışanlarımız A'dan Z'ye, yani servis elemanımızdan olsun, nedimlerimizden olsun, baş nedimlerimiz olsun, banketlerimiz, banket müdürlerimiz derken yaklaşık 40 kişilik bir aileyiz ve büyüyen bir aileyiz. Ve yani onlara da gerçekten sizin adınıza burada da teşekkür ediyorum. Bize ekibe de selamları gönderelim. Tabii size de çok destekleri, emekleri. Tabii ki herkes için teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten büyüktür. Peki siz nelere dikkat ediyorsunuz burada bu işleri yaparken? Yani olmazsa olmazlarınız mutlaka var. Olmazsa olmazımız görsellik, samimiyet, ilgi, alaka. Yani kına başladığında, gelinlerimiz girdiğinden itibaren final sonuna kadar o samimiyeti, o ilgiyi ve gösterişi görüyor. Gördüğü zaman da zaten dedikodu yoluyla herkese sunuyor. İki ayaklı oluyor. Tabii. Yani o şekilde zaten yoğun bir sezon geçiriyoruz. Düşünün, yılda 1000 kına yapıyoruz. Çok yoğun geçiyor. Çok yorucu geçiyor ama önemli olan gelinlerimizi mutlu etmek. Keyif alıyorsunuz ama değil mi? Ya onların çok. Mutluluğu sizi mutlu ediyor aslında. Yani en güzel şey gelinlerimizin mutluluğu. Zaten tavsiye üzerine çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Düşünün, şubeleşme şeklinde gidiyoruz. Bir dik 5 olduk, 5 dik 7 olduk gibi gidiyoruz ama her yerde artık biz olacağız inşallah diyelim. Ama o ilk ruhu kaybetmemişsiniz. Hani amatör ruh deriz ya, o ruh hala var. Tabii, samimiyet ve gelinlerimizi, o hedef şeyi çok önemli, mutluluk çok önemli. Çünkü gelinimizi mutlu edersek her şey çok güzel olur. Çok severek yapıyorsunuz çünkü çok. Mesleğinizi. Ekibimle birlikte seviyoruz, burada ekibimiz de var hep birlikte. Evet, birazdan da onlardan da görüntülerimizi alacağız. Tabii ki. Evet. Yani şöyle, biz işimizi seviyoruz. Lili Kına olarak herkesi bekliyoruz. İstanbul'da 6, bahsettiğim gibi İzmir, Ankara, Eskişehir'de şubeleşiyoruz. Almanya'ya başlayacağız. Almanya bu senenin sonunda başlayacağız. Evet. Hızlanan bir trend diyelim. Evet. Fuar nasıl geçiyor peki? Fuar güzel geçiyor. Fuarda vallahi şov yapıyoruz kızlarımla. Muhteşem evet. Kızlarımla. Nokta diyebiliriz stand için. Yani sağ olsunlar, ilgi alaka güzel olacak. Daha yeni başladık çünkü. Her şey çok güzel geçecek diyelim. Evet, peki dönersek bir geçmişe, hedeflere ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Yani şöyle, biz bir kına ile başladık. 1000 kına yapıyoruz. Hedefimiz artık herhalde rekor 5000 kınaya doğru gider. Ama şöyle, İstanbul'da galiba 1000 kına yapabilecek bir firma yok diye düşünüyorum. Veyahut da daha şu an çıkmadı. Ama herkes kazansın, herkes güzel şeyler yapsın. Ama önemli olan şu, doğru iletişim, doğru görsel, samimiyet olduğu sürece bütün herkes bu sektörde ekmek yer. Aslında siz puzzle parçalarını tam yerine oturtmuşsunuz. Evet, gibi. Farkınız ama bu. Burada önemli olan şu, her şeyden önemlisi yani başarı ne derseniz samimiyet. Evet. Samimiyet. Başka gelirse hepsi boş. Çünkü gelinlerimizi mutlu ettiğimiz sürece biz de mutlu oluruz. Evet, tabii hedef de hiç bitmeyecek. Hedef büyük. Biterse biz de biteriz. Hedef şöyle, artık yurt dışında artık Lili Kına'yı bayağı bir duyurmak diyelim. Evet. Biz bu hedefleriniz önünde başarılar dileyelim sizlere. Teşekkür buradan ederiz. Artık son sözlerinizi alalım mı Eser Bey? Neler aktarmak istersiniz? Yani şöyle, biz güzel bir aileyiz. Herkesi Lili Kına ailesine bekleriz. Gerçekten güzel, görsel, eğlenceli,
Şovlu bir kına istiyorlarsa bizi tercih etsinler. Biz de bu arada size çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. İlgilerinizden dolayı. Biz de herkesi buraya davet edelim. En azından sizlerle tanışmaya tabii çay kahve içelim. Buyurun kızlar lütfen hep birlikte. Evet, birazdan da o görüntüyü alalım tamam, diyelim. Abi. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızla devam ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun.